Dilimizin yüzüğü de basın mensupları, basınımızın çok değerli, çok kıymetli emektarları. Bugün sizlerle bir arada bulunmaktan çok ama çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Aslında çok uzun zaman önce yapmayı düşündüğümüz, planladığımız ama maalesef bir takım işte ülkemizin yaşadığı olumsuzlukta pandemi dolayısıyla falan ertelemediğimiz bir toplantı. Biliyorsunuz bizler STK'lar yani şehrin yöneten dinamik kesimleriyle toplum arasındaki bağı en güçlü şekilde oluşturacak olan ilimizin basını. Onun için de ben sık sık bir araya gelmeyi çok önemsiyorum. Hatta böyle bu tip basın açıklamalarıyla ve toplantılarla bir araya gelmenin ötesinde ben bizimle alakalı, şehirle alakalı kafasında soru işareti olan bütün arkadaşlarımızın 7 gün 24 saat istedikleri soruyu sorabileceklerini, istedikleri zaman bizimle iletişime geçeceklerini ifade etmek istiyorum burada sizlere tekrar. Tabii ben sözlerime ülkemizin bugün yaşamış olduğu pandemi krizi ve daha önemlisi Akdeniz'de, Orta Doğu'da, Orta Asya'da bugün çok farklı coğrafyalarda dış politikada yaşamış olduğumuz, vermiş olduğumuz mücadelelerden dolayı öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza, askerlerimize, diplomatlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Bütün kalbimizde, bütün gönlümüzde, her şeyimizde biz onlarla beraberiz. Eminim ki Türk milleti de onlarla beraber. Yani 83 milyon, şunu herkes bilsin, bütün dünya bilsin. Kendi içimizde akşama kadar birbirimize çekişiriz ama biz dışarıda bir tek insana, bir tek ülkeye, bir tek insanımızı, çöpümüzü bile feda etmeyiz, onu bilsinler. Yani ne işte yakın zamanda Biden'ın yapmaya kalktıkları işte ülkemizde iç politikayla ilgili bir takım müdahaleler, ne de işte özellikle son birkaç gün önce Yunan basınının işte Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili atmış olduğu o iğrenç manşet. Bütün bunları şiddetle, nefretle kılıyoruz ve geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de inşallah ağızlarının payını alacaklardır diye düşünüyorum. Zaten yapacak bir şey olmayan insanlar genelde böyle bu tip şeylere başvururlar. Yani alçakça bir takım ithamlarda bulunurlar. Ben tekrar bununla alakalı da hassasiyetimizi ifade etmek istiyorum. Tabii bir hassasiyetimiz de bizim ta ilk yola çıktığımız günden itibaren bir duruşumuz vardı. Yani dedik ki ticaret ve sanayi odaları bir şehrin sadece Tokat için değil, bütün Türkiye için, bütün dünya için, iş dünyasının temsilcileri bir şehir vizyonudur, misyonudur. Bir duruş olması lazım, bir ağırlığı olması lazım, birleştirici bir unsur olması lazım. Derleyici, toparlayıcı, hoş olmayan bir takım şeylerin de içerisine asla girmemesi lazım. Aslında geçmişte bu süreçte yaşananlarla alakalı çok insana söylenecek çok şeyimiz var. Ama temsil ettiğimiz makamın ağırlığından dolayı bir takım kısır çekişmelerin içerisine girmekten imtina ettik. Ama şunu söyleyeyim, bir takım ithamlarla ilgili kafasında soru işareti olan bütün arkadaşlarımız kamerayı alıp gelip işte ticaret sanayi odasına işte ne yapmışız, ne almışız, ne vermişiz, hangi kararlar almışız, bunlar ne kadar adil, ne kadar doğru, bunları her zaman herkesin huzurunda tartışmaya hazırız. Yeter ki şey olmasın, dedikodu olmasın. Zaten geçmişte de bu şehrin biliyorsunuz yaşadığı en büyük handikap ve sıkıntı buydu. Yani ilk geldiğimiz dakikada birkaç gün sonra sizinle yapmış olduğumuz basın toplantısında da altını çizmeye çalıştığımız şey buydu. Bugün de bu, yarın da bu olacak. Yani biz olduğumuz yerde hiç kimseye dedikodu yaptırmayacağız. Yani birisi şu içinizde bulunan arkadaşlarımıza dahil, işte biz gittik Ali Çelik'e, biriyle ilgili bir takım ithamlarda bulunduk, bizi dinledi, vah işte nasıl olur falan dedi diye duyduysanız, yani ben kendi adıma yaptığım şeyin yanlış olduğunu ifade eder ve özür dilemesini de bilirim. Yani bir bu şehirde artık herkes her şeyi tartışması ve konuşması lazım.
Yakın zamanda bir hafta önce sanayi seçimi yapıldı. Her iki taraftaki arkadaşımız da Burhan Bey de, Rehmi Bey de dostlarımız, arkadaşlarımız, iki tarafı destekleyen insanlar da dostlarımız. Biz o dönemde işte sahada konuşulanlarla alakalı da söyledik. Dedik ki bakın, ben geçen sene Mali Genel Kurul'da divan başkanıyım. Eğer alınan oturum ücretlerinin ve maaşlarının yüksek olduğunu iddia ediyorsanız, niye vermediniz geçen sene bir önerge? Yani işte bunların düşürülmesi veya sıfırlanmasıyla alakalı. Veya ta 5 sene 10 sene önceki bir takım faturalarla girişlerle alakalı kafanızda soru işareti varsa niye bunlarla ilgili işte bir müracaatta bulunmadınız? Bizi de alıp yanınıza belki işte işi resmi olarak şey yapamayabilirsiniz ama sizinle beraber sizin önünüze düşerim giderim. Bakın arkadaşlar şöyle bir gayri resmi giriş olmuş. Bunun çıkışını girdi mi? Çıkışı nedir? Bize izah edin. İzah etmezseniz kusura bakmayın. Hiç kimse böyle yanlış yapan, sıkıntı yaratan bu şehre bizim dostumuz ve arkadaşımız olamaz. Yanlış yapan insanlarla biz beraber olamayız der. Sizinle birlikte oluruz. Ya bu işlerin çözümü sokakta, sağda, solda dedikodu yapmak değildir. Bizzat muhatabına gidip çözüm amaçlı hamleler yapmaktır. Aslında bunu yapabilsek 3-5 tane de hakikaten yanlış yapan adam varsa onların da böyle üstüne giderek, sıkıştırarak meseleyi böyle çözecek şekilde, onları şeyin dışına atacak şekilde böyle bu tip hamlelerle meseleyi götürebilsek belki 1-2 tane yanlış yapan arkadaşımız da bu anlamda işte elimine edebilsek birçok insan da daha böyle bundan sonra dikkatli olmak durumunda kalır. Bir defa bizlerin temsil ettiği makamlar çok ama çok vebali olan makamlar. Yani sorumlu olan makamlar. Hiç kimse bizi getirip zorla buraya oturtmadı. Yani benim bugün işte şu şöyle bu böyle niye buradayım bir sürü sıkıntılarla boğuşuyoruz falan diye isyan etme ve itiraz etme hakkım yok. Ben istedim. Bu şehre hizmet edeceğim dedim. 3000 tane ticaret adamının sorunuyla, sıkıntısıyla, derdiyle ilgileneceğiz dedik. Ve sağ olsunlar işte üyelerimizin de teveccühüyle bu makamı tutun. Yani bugün itibariyle bize düşen görev almış olduğumuz sorumluluğun hakkını verebilmek. Bunun için de gece gündüz çalışabilmek. Yani bizim duyarlı olmamızdan kaynaklanan yapmış olduğumuz bir takım hamleleri tabii iyi niyetli olmayan arkadaşlar sanki böyle bir yerleri ve bir şeyleri dizayn ediyormuş gibi algıladılar ama aslında hiç öyle bir niyetimiz de yoktu başından beri. Yani biz 90'lı yıllardan beri az önce arkadaşlarla da konuştuk. Sporda, işte diğer vakıflarda, derneklerde, siyasette birçok şeyde yıllardır bu işin içindeyiz. Belki burada geçmişte 90'lı yıllarda basının içerisinde olan arkadaşlarla ha o yıllardan gelen bir iletişimimiz var. Sizlerin yaşadığı sorunları, sıkıntıları hepsini o dönemlerde beraber yaşadığımız için, bildiğimiz için bugün ve gelecekte de böyle bir takım kaygılarınız, endişeleriniz olmasın diye neler yapabiliriz diye yani şehrin böyle en önde gelen sivil kitle örgütünün başkanı olarak bir takım önerilerde bulunalım dedik. Yani bir basın çalıştayı yapalım dedik. Orada basın mensubu arkadaşlarımızın sıkıntılarını gündeme getirelim dedik. Bunların çözümüyle ilgili hep birlikte siyaset, bürokrasi, STK'lar beraber bir organizasyon yapıp bir çalışma yapalım. Sizin de kafanız rahat olsun. Şehirle ilgili böyle güzel, motive edici haberler yapın. İşte şehrin tanıtımını, reklamını yapın. Bu şekilde bir çalışma yapalım dedik ama işte Ali Çelik gelir gelmez işte basını dizayn etmeye kalkıyor falan. Yani hiç öyle bir derdimiz ve öyle bir niyetimiz yok onu söyleyeyim ama sizlerden bu anlamda bir talep ve istek gelirse de biz bunu ilgili yerlere taşımak ve bu sorunların çözümü için mücadele etmek durumundayız. Bunu bilmiş olun. Tabii unutmadan şunu da ifade etmek istiyorum. Dün işte bugün yine sosyal medyada sizler de paylaştınız. Şehrimizin onuru, gururu, Türkiye'de dünyadaki tek markası Dimes'imizin bu pazarlama ödülüyle ilgili 9 tane ödül aldı biliyorsunuz. Tekrar bir daha Türkiye basınının, ulusal basının gündeminde ciddi anlamda, prestij anlamında geniş yer buldu. Ben Dimes ailesini bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Tabii bir de Obsessio diye bir yeni soğuk kahve çıkardı. Ve şu an ulusal pazarda ve uluslararası pazarda da ciddi bir
beğeni ve talep aldı. Başarılarından dolayı kendilerini kutlamak istiyorum, tebrik ediyorum. Bunun dışında arkadaşlar, bugün bir araya gelmemizin bir diğer sebebi, bu hafta içerisinde biz kurulumuzu toplayacağız. Ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir karar alacağız. Şimdi şunu çok açık yüreklilikle, samimiyetle ve net bir şekilde söylüyorum. Birazdan Enes kardeşim size hem yazılı hem internet ortamında bu bilgileri paylaşacak. Bizim ne üyelerimizi işte çok para kazandırmak ne de vatandaşa kazık atmak gibi öyle bir derdimiz ve niyetimiz yok. Yani biz hem vatandaşın hakkını korumak hem üyelerimizin hakkını korumak gibi böyle iki tarafında menfaatlerini gözetmek gibi bir sorumluluğumuz var. Yani en son 2019 yılı Temmuz ayında almış yapmış olduğumuz artıştan sonra yaklaşık 15-16 aydır ekmek fiyatlarına bir artış yapılmadı biliyorsunuz. Ve Türkiye genelinde de 81 ilin hemen hemen 60'ında bu süreçte pandem sonrasında özellikle temel bir takım gıda maddelerinin fiyatlarının artmasıyla un fiyatının, elektrik, doğalgaz, işte asgari ücret gibi ekmeğin fiyatlarına etki edebilecek temel faktörlerde ki artışın yüksek olması nedeniyle arkadaşlarımızın da birkaç aydır sürekli ısrarlı talepleri vardı ki ta geçen Ocak ayında, Şubat ayında bu talepleri vardı. Pandem döneminde bunların zaten toplum bir takım sıkıntılar yaşıyor. Konuşulmasının doğru olmayacağını, biraz beklemeleri gerektiğini söyledik. Yani özet olarak şunu söyleyeceğim. Bu 15-16 aylık süre içerisinde ekmeğin maliyetine etki edecek 30 küsür tane temel, işte onları birazdan sizinle de paylaşacağız. Maliyetlerdeki artışın %39,5 olduğunu biz işte ilgili kurumlardan almış olduğumuz bir takım raporlarla belgeledik. Şu an 1250 lira olan ekmeğe de %20 artıracağız. Yani hemen hemen maliyet artışının yarısı kadar bir artış söz konusu. Zaten şu anda da biliyorsunuz Ankara dahil birçok il 200 gram ekmeği 1,5 liradan satmaya başladı. Tokat'taki ekmekçi arkadaşlar, fırıncı arkadaşlarımızın da şöyle bir handikapı var. Zamanında Tokat'ta hava kirliliğinin yüksek olmasından dolayı bütün ekmek fabrikaları organize sanayiye taşınmış. Ve şu anda onların bir şehre ekmek götürüp getirme noktasında bir ekstra bir maliyetleri söz konusu. Bir de şehrin içerisinde fırınları mahalle arasında olmadığı için sıcak satış da yapamıyorlar. Sıcak satış biliyorsunuz yani bakkal çağrının olmadığı, direkt rakamın fırına yansıdığı bir satış. Orada da bir kayıpları söz konusu. Yani diğer illerdeki ekmekçilere göre Tokat'taki arkadaşlarımızın maliyetleri birazcık daha yüksek. Yani ben burada bir kaşık suda fırtına koparılmamasını her meseleye, her iki tarafı da düşünerek, hem toplumu hem diğer kesimleri düşünerek samimiyetle, iyi niyetle yaklaşılmasını ve bu konuda da sizden destek rica ediyorum. Tabii gündemimizde olan bir diğer sıkıntılı konu da şey, özellikle 16 aydır ödeme alamayan medikalci arkadaşlarımızın bugün çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyoruz. Yani vergisini ödüyor, işte vermiş olduğu ürünün bedelini ödüyor, sigortasını ödüyor, dükkanının her türlü işte giderlerini karşılıyor ama 16 aydır üniversitelere ve Sağlık Bakanlığı'na satmış oldukları ürünlerin karşılığını alamıyorlar. Bununla alakalı biz, tabii benim de hekim olmam dolayısıyla Odalar Borsalar Birliği'nde bir kurul oluşturduk. Yoğun bir şekilde ilgili bakanlıklarla konuşuyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu ödemeleri alıp arkadaşlarımızı rahatlatmaya çalışacağız. Yoksa şu anda çok ama çok büyük sıkıntılar içerisindeler. Bir diğer sıkıntımız özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın TOKİ ihaleleriyle alakalı, yani yeni yapılacak okulların ihaleleriyle alakalı, bu ihalelerin TOKİ'ye verilmesi, merkezden yapılması ve 3 okulun, 4 okulun birleştirilip %100 iş bitirme istenmesi. Yani buradan şunu anlıyoruz, %300, %400, yani bir okul fiyatının 4 katı kadar iş bitirme isteniyor. Tabi buradaki mantığın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani mahalli, küçük,
yerel firmalar bu ihalelere girmesin. Zaten ihaleler de biliyorsunuz Ankara'da yapılıyor ve TOKİ yapıyor. Biz bunun son derece kanunsuz olduğunu düşünüyoruz. Yani bununla alakalı da işte Ankara'da Odalar Borsalar Birliği nezdinde bir takım çalışmalar yaptık ama milletvekillerimizle, sayın valimizle ve bürokratlarımızla da konuyu konuştuk. En azından tadilat ihalelerinin Tokatlı yerel firmalara, yani ihale şartnamesinde il dışı firmaların girmesini engelleyecek şekilde, ki bunun da hukuki ve yasal olduğunu hepimiz biliyoruz, bir takım maddeler konularak ihaleye, tadilat ihalesine girecek firmaların yerel firmalar olması bu moral bozukluğunu, bu can sıkıntısını birazcık ortadan kaldırır ve inşaat sektöründeki arkadaşlarımızı birazcık motive eder diye düşünüyorum. Tabii bir diğer bizi mutlu eden şey, Ocak ayında hepimiz biliyoruz Tokat ihracatta bir rekor kırdı. Tabii 2019 yılı ihracat rakamlarımız biliyorsunuz çok ama çok düşüktü. Yani normalde aslında açıklanan 18 milyon dolar Tokat'ın ihracat rakamı değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani birçok firma gümrükleme olmadığı için ve merkezleri İstanbul'da, başka şehirlerde olduğu için ihracatı il dışından yapıyorduk. Ama yine de yapmış olduğumuz bir takım çalışmaların meyvesinin alınıyor olması ve 2020 yılı içerisinde ihracatta ciddi hamleler yapıyor olmamız bizi son derece mutlu etti. İhracat firmalarıyla yoğun temaslarımız devam ediyor. Özellikle gıda ile alakalı. Ki bu sene hepiniz yaşadınız, gördünüz. Ben bununla ilgili emeği geçen bütün basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kirazda, şeftalide birçok yerel ürünümüzde, işte yaprakta bir takım ulusal yayınlar falan yaptık. Yani ulusal marketlerin ve uluslararası ihracat firmalarının dikkatini şehrimizin üzerine çektik. İlk defa patates hariç bütün tarım ürünlerinde çiftçimizle görüşüyoruz. Hepsi son derece mutlu. Domatesinden, elmasından tutun, biberi falan her şeyiyle ürettiğimiz ürünün bedelini işte aldık, kar ettik. 20 yıldır da ilk defa bu kadar gıda ürünlerinde çiftçimiz mutlu ve motive olmuş durumda. Aslında tabii bunu konuşurken bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Tokat geçmişte en çok tarıma çalışması lazımdı. En çok tarımla ilgili bir altyapı oluşturması lazımdı ve ekonomisini tamamen tarımın üzerine inşa etmesi lazımdı. Maalesef en çok da tarımı ihmal etmişiz. Bilerek veya bilmeyerek. Biraz da böyle tarım çok popülist olmadığı için tabii sadece bizim ihmal etmemizde değil, son 20-30 yılda ülkenin uygulamış olduğu tarım politikaları da son derece sıkıntılı ve yanlış olduğu için çiftçi ürettiğinin karşılığını alamadığı zaman, karnı doymadığı zaman tarlasını, bağını, bahçesini bırakmış, ekmemiş, çekmiş, sağda solda çoluğuna, çocuğuna, kendisine iş aramaya gitmiş. Son 1-2 yılda tarım politikalarında tekrar bir iyileştirmenin olması, sağ olsun sayın valimizle birlikte, siyasilerimizle beraber tarımla alakalı bizim yoğun çalışmalarımız, hepimiz izliyorsunuz. Her gün akşama kadar tarlalarda, bağda, bahçedeyiz. Hatta bir takım arkadaşlarımızın bize eleştirisi de olmuş. İşte siz ziraat odası başkanı mısınız, ticaret odası başkanı mısınız? Aslında bir şehrin ekonomisinin %70-80 ayakları tarım üzerine oturuyorsa tabii ki ziraat odası başkanıymış gibi günümüzün işte büyük bir ağırlığını da oraya vermek durumundayız. Ben bunu bir eleştiri gibi falan görmüyorum. Hatta bundan sonra onlara inat daha fazla tarımın içerisinde olacağız. Çünkü sorumluluğumuz bunu gerektiriyor diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii pandemiden etkilenen özellikle sektörlerimiz var arkadaşlar. Şu anda ciddi şekilde can çekişiyor ve sıkıntı yaşıyor. İşte düğün salonları, restoranlar, kafeler, servisçiler, sağlıkçılar, eğitimciler falan, buna başka arkadaşları, kahvehaneler falan, belki unuttuğumuz arkadaşlar da var. İşte kapatılan veya bir takım ekstra tedbirler alınan, vatandaşın girmekten imtina ettiği bir takım iş yerleri var. Şimdi bunlarla ilgili ciddi sorunlar ve sıkıntılar yaşanıyor. Odalar Borsalar Birliği olarak biz bu önümüzdeki süreç, işte yarın da bir Karadeniz bölge toplantımız var. Orada gündem alacağız. Sonra işte belki haftaya veya bir sonraki hafta Türkiye genelinde bir toplantımız olacak. Bu sektörlerin bu önümüzde yaklaşan kış şartlarından
daha fazla etkilenmemesi için pandemide uzayacak gibi gözüküyor. Bir de tabii bu bir takım işte devletin SSK gibi, stopaj gibi ödemeleri 6 ay ötelemesinden sonra bir de işte yoğun bir şekilde finans kullanımı, işte kredi kullanımı bütün sektörlere. Tabii yeri gelirken burada da ifade etmek istiyorum. Tabii bu bir başarı mı değil mi? Bunu tartışabiliriz ama bizim sorumluluğumuz bize müracaat eden ve bizden destek isteyen üyelerimize yardımcı olmak. Yani o an için sıkıntısının çözümüne katkı sağlamak. Türkiye'de yaklaşık 400 milyar civarında bir finans kullanımı ve dağıtımı oldu. Bunun 1.2 milyar TL'sini, yani eski parayla 1.2 katrilyonunu biz Tokat merkezdeki iş yerlerimize ve işletmelerimize kullandık. Yani Türkiye ortalamasının yaklaşık 6-7 katı Tokat merkezde bir kredi kullanımı söz konusu oldu. Bunun da vermiş olduğu zaten yaz döneminde ticaret adamlarımızla hep oturduk, istişare ettik. Dışarıdan yoğun bir şekilde bayram dolayısıyla, yaz dolayısıyla şehre bir Tokatlı girişinin olması, bunların kışlık yiyeceğini falan alıp götürmesi, işte bu kredilerle şehrin içerisindeki paranın dolaşımı falan. Birçok arkadaşımız pandem olmasına rağmen gayet keyifliyiz, mutluyuz dedi ama tabii bizim sorumluluğumuz yarın olabilecek bir takım sıkıntıları görmek ve buna çözüm üretmek. Ben kış aylarında hem ticaretin pandemin devam etmesi neticesinde yavaşlamasından dolayı hem de işte bu finansal dönüşlerin başlamasından dolayı iş dünyasında çok ciddi sıkıntılar yaşanacağını, şimdiden bununla ilgili bir takım tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu tedbirler biliyorsunuz bizi de aşan tedbirler. Yani biz ticaret odası olarak Tokat'ta üretim yapan insanların ürünlerinin pazarlamasını yapmak, tanıtımını, reklamını yapmak, bununla alakalı da çok ama çok önemli, çok değerli bulduğum bir projeyi başlatacağız arkadaşlar. Tokat İş Dünyası Forumu diye bir çalışmamız söz konusu. Bayağı büyük bir çalışma. Yani binlerce işletmenin, iş yerinin biz bilişim, iletişim ve e-ticaretle ilgili altyapılarını oluşturacağız. Şu an projelerini OKA'yla birlikte hazırlıyoruz. Üniversitedeki öğretim üyesi arkadaşlarla beraber işte OKA'dan, Ticaret Bakanlığı'ndan, Odalar Borsalar Birliği'nden, KOSGEB'den de destek alacak şekilde. Çünkü çok ticaret odasının kendi bütçesini çok ama çok aşan bir proje. Yani biz her işletmeye gideceğiz. Diyeceğiz ki biz sizin işte internet altyapınızı oluşturalım. Yani web sitenizi tasarlayalım profesyonelce. Bunları Tokat İş Dünyası, Ticaret Sanayi Odası, Tokat İş Dünyası diye bir portalın içerisinde oraya dahil edeceğiz. Daha sonrasında işte bizim işte hangi üretimleri yaptığımızı, hangi alanlarda, hangi firmalarımızın olduğunu, özellikle yurt dışında, İstanbul'da, Ankara'da iş dünyasından arkadaşlarımız mesela oraya girdiği zaman yaprak dediği zaman yaprak üretimi yapan bütün firma, mermer dediği zaman mermerle ilgili bütün firmaların bütün bilgileri, her türlü bilgileri karşılarına çıkacak. Ben bu çalışmanın şehrin ekonomisine, ticaretine inanılmaz değer katacağını düşünüyorum. Yani birbirimizi tanıma imkanımız olacak. Biz bile şu anda belki birçok firmanın ne yaptığını tam anlamıyla bilmiyoruz. Bu anlamda ciddi bir eksiklik var. Bunu tamamlayacağız. Ben bu çalışmanın Türkiye için de örnek bir çalışma olacağını düşünüyorum ve diğer illerinde yakın zamanda böyle bir çalışmanın içerisine gireceğini düşünüyorum. Tabii bu tarz çalışmaların ilk defa Tokat'tan başlatılması, bunlara öncülük yapmak da bize ayrıca keyif veriyor. Tabii bunun bir sonraki arkasındaki ayağı da tüm bu firmaların ürünlerinin internet ortamında, ticaret sarayı odasının gözetiminde, denetiminde, garantörlüğünde ulusal ve uluslararası pazarlarda e-ticaretle satılması. Yani biz orada ürünün satışına izin verdiğimiz ve müsaade ettiğimiz firmalara aynı işte bu büyük e-ticaret satış merkezlerinde M11 hepsi burada gibi orada bir takım güvenceler, garantiler vereceğiz. Yani ürünü üreten, satan insanla talep eden insan arasında olabilecek, doğabilecek bir takım sıkıntılarda da biz hakem rolünde olacağız. Bu da
Tabii ürünü alacak olan insanların daha güvenle, daha huzurla ürünü talep etmesini sağlayacak. Bizim yerli, mahalli ürünlerimizin ve firmalarımızın e-ticaret satışlarında çok ama çok ciddi, böyle birkaç katlık bir satış potansiyeline ulaşacağını ve bu anlamda da Tokat'ın gelecekte ciddi avantajlar sağlayacağını düşünüyorum. Yöresel ürünleri ne kadar çok üretip dışarıya satarsak Tokat'a o kadar çok para girdisi zaten. Yani bazı sektörleri, işte inşaat şehre para girişi sağlayan bir sektör değil arkadaşlar. Yani şehir içerisindeki para trafiğini döndüren bir şehrin ekonomisi için çok önemli bir sektör ama biz ağırlığımızı daha çok tarıma, yerel üretimlerimize bunları dışarıya satıp içeriye para getirmeye odaklamamız lazım. Bunu başarabilirsek inşaat da gelişecektir, eğitim de gelişecektir. Diğer hizmet sektörlerde ve cebinde parası olan insanlar bir şekilde bunu bir yerde harcamaya ve değerlendirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Son dönemlerde özellikle pandem sonrasında bunu çok keyif alarak ifade etmek istiyorum. Özellikle ulusal ve uluslararası yatırımcıların şehrimize, özellikle de tarımla alakalı ciddi yatırım müracaatları ve başvuruları var. Bununla alakalı önümüzdeki dönemde bir iki aylık süreç içerisinde inşallah toplumu da sizleri de motive edecek ciddi bir takım işte yatırımcılarla alakalı açıklamalarımız olacak. Bunu sizlere ifade etmek istiyorum. Tabii şehrin sorunlarını biz mümkün olduğunca dağıtmadan, toplayarak çöze çöze, yani bir bakanımıza, cumhurbaşkanımıza bir yere gittiğimiz zaman eskiden böyle her şeyi istiyorduk ve daha çok çok gerekli olmayan şeylere bizim için çok çok önemliymiş gibi böyle özellikle onlara saldırıyorduk. Siyasetçilerimizle, bürokrasimizle hep birlikte kafa kafaya verdik. 3-4 tane önemli şeyi tespit ettik şehirle ilgili. İşte Karaman altyapısı, bununla alakalı en önemli unsurlardan birisi işte Süreyya Bey Barajı'nın sulama kanallarının bitirilmesi, biliyorsunuz 400-500 bin dönüm arazinin sulanıp daha kaliteli ürün çeşidinin alınmasını sağlayacak. Havaalanımız inşallah bitiyor. Bir de Niksar-Münye yolunu halledebilirsek ben şehrin özellikle bu projelere motive olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunları çözmeden, bunlarla ilgili mesafe kat etmeden başka sorunların çözümünün çok ama çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Süreyya Bey Barajı biliyorsunuz başladı, devam ediyor. Havaalanımız inşallah bitmek üzere, önümüzdeki süreçte her şeyimizle Niksar-Ünye yoluna saldıracağız arkadaşlar. Yani Ünyeli arkadaşlarımızla da biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda birlikte bir program yaptık. Hazır Numan Bey ve Yunus Emre Bey, Dışişleri Bakan Yardımcımız, Ünye'nin iki tane çok böyle kıymetli bürokratı, siyasetçisi varken işte biz de Cumhurbaşkanımıza yaptığımız zamanım ve diğer arkadaşlar varken güçlerimizi birleştirip bu meseleyi yakın bir zamanda çözelim istiyoruz. Ben özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Tabii 2020 yılı içerisinde bizim bir takım planladığımız, sözleşmesini yaptığımız, görüştüğümüz programlar vardı. Biliyorsunuz her yıl yaptığımız ve her sene geliştirerek götürdüğümüz, belki hepiniz de yaşadınız, şahit oldunuz, bir gıda tarım fuarımız var. Gıda tarım, yöresel ürünler fuarı. Aslında biz bu fuarı bölgesel yapmayı düşünüyoruz. Yani bu bölgenin gıda tarım ve hayvancılık anlamında en büyük potansiyeli ve merkezi Tokat'sa, o zaman işte Orta Karadeniz bölgesi gıda tarım, hayvancılık ve yöresel ürünler fuarı olarak bunu biraz daha geliştirelim istedik ama bunu geliştirebilmemiz için de bir altyapımız olması lazım. Tabii bu vesileyle konuyla bağlantılı olduğu için şunu da ifade etmek istiyoruz. Bizim Ticaret Odası Başkanlığı süresindeki en büyük ideallerimizden ve hayallerimizden bir tanesi arkadaşlar, bir odalar, borsalar binası, bir kongre merkezi, bir fuar alanı ve bir tarım müzesini, bu dördünün içinde bulunabileceği bir kampüs inşa etmek. Bununla ilgili bir takım çalışmalara başladık. İşte yer tahsisi, işte projelendirme, ilgili kurum ve bakanlıklardan destek alma gibi çalışmalarımıza başladık. İnşallah en yakın zamanda bir aksilik olmazsa bu rüyamızı, bu hayalimizi de Allah bize gerçekleştirmeyi nasip eder ki insanlar bir makamda bulunup ayrıldıktan sonra geride bıraktıkları eserlerle,
yaptıkları işlerle bunlara bakarken keyif alması ve mutlu olması lazım. Tabii ben sizlerle bir araya gelmişken bir konuyu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Son dönemlerde STK'sı Pankok'la ilgili bir takım spekülasyonlar, bir takım yerel basında ve ulusal basında tartışmalar oldu. Ben tabii STK başkanı olarak açık ve net söyleyeyim. Hiçbir STK ile kavga etmedim ve etmemeye çalışıyorum. Yani birlikte kafa kafaya verip neleri yapabiliriz? Bunu tartışıyoruz, bunu konuşuyoruz. Hatta bu anlamda da basın da dahil birçok insanın ilgisini, dikkatini çekecek kadar bir motivasyonumuz, bir birlikteliğimiz var. İşte geçen pazartesi sabah kalktık Ankara'ya, Çağdaş'a, Yunuslar'a, işte Soykan marketlere falan Tokat balını pazarlamak için Aracılar Birliği'yle gittik. İşte ondan öncesinde yeni sanayi sitesinin yöneticileriyle işte Ankara'dan Ağacı Ağbal'a, işte Mustafa Varank'a, hangi STK başkanı arkadaşım bizi sadece Tokat'ta değil ilçelerde dahil bunu arkadaşlar. Bizi arayıp da şehirle alakalı böyle bir sıkıntımız var, bizi bunu çözer misiniz dediğinde hayır bu benim görevim değil. Ben sadece Tokat Ticaret Sanayi Odası ile alakalı kendi bünyemdeki işlerden mesulüm falan demiyorum. Bir abi olarak şehrin STK'lar noktasındaki hamisi olarak herkesle böyle STK'nın başındaki arkadaşımızla diyalogumuz iyi olsun veya olmasın, sevelim veya sevmeyelim, birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben Pankok'ta yapılan bir takım uygulamalarla alakalı varsa eğer yönetici arkadaşların kusuru, kabahati, yanlışı, sıkıntısı cezalandırılsın, mahkemeye verilsin, işte gereği yapılsın, ama yoksa da en kısa zamanda tekrar seçimleri yenileyerek Bangkok'ta yeni bir yönetim kurulu oluşturulsun. Yani bu boşluk Kayyum'da birkaç aydır devam ediyor olması gerçekten Tokat'ta biliyorsunuz 70 bin civarında kayıtlı pancar ekicisi var. Ben bu anlamda şehir ekonomisine sıkıntı yarattığını düşünüyorum. Bir de şöyle hassas bir dönemden geçiyoruz. Bugün Soluva Şeker'deki hisselerimize sahip çıkmamız lazım. Bunların bir an önce Tokat'a girişini sağlamamız lazım. İşte orada çok yüksek miktarda, ki geçmişte böyle bir hata yaptık, işte şeker fabrikalarında, şeker banktaki hisselerimizi maalesef çarçur ettik. Yatırıma dönüştüremedik. Daha fazla erimeden ve kaybolmadan Sulova Şeker'deki hisselerimizi alıp işte buna da siyasilerimizin öncülük yapması lazım. Tokat'ta bunun işte 150-200 milyon lira gibi bir paradan bahsediliyor. İşte şehrin ekonomisine değer katacak, tarımına değer katacak veya Pankok'un çiftçisinin önünü açacak bir takım fabrikalaşma noktasındaki, tarımsal sanayi noktasındaki yatırımlara dönüşmesini istiyoruz. Dün açıklandı, Amasya'da 25'inde seçim olacak. Şimdi yedirdim ki Bangkok'ta memurlar tarafından yönetiliyor. Seçime götürmek amacıyla görevlendirilmesine rağmen hala hiçbir hareket yok. Maalesef bu sıkıntı. Yani biz böyle işte şu gelsin bu gitsin falan bunun derdinde de değiliz arkadaşlar. Tabii. Yani varsa bir yanlış, hızlı bir şekilde bununla alakalı işte savcılık olaya el koysun. Yoksa da bir an önce seçime gidilsin veya varsa da gidilsin. Yani seçim trafiği bir diğer taraftan işlesin. Biz bunu istiyoruz. Onun dışında arkadaşlar biz özellikle Ankara, İstanbul'da yakın zamanda belki takip etmiştirsiniz. Bursa'da ve Ankara'da iş dünyasıyla bir araya geldik. Tokat'ta iş insanlarını buluşturduk. Özellikle tarımsal sanayi ve tarımla alakalı yatırımlar konusunda onlara bir fizibilite sunduk. İşte önümüzdeki hafta Cuma günü Ankaralı iş adamları, dernek yöneticileriyle tekrar valimizi, belediye başkanımızı, siyasilerimizi ziyaret edeceğiz. İstanbul'da yakın bir zamanda Anadolu yakasında ve İstanbul yakasında iki toplantı daha düzenleyip Tokatlı iş adamlarımızı Tokat'a yatırım yapma noktasında ikna etmeye ve motive etmeye çalışıyoruz. Bakın ticaretin bir dili var. İnsan şehrini ne kadar çok severse sevsin, ticaret yapan insan para kazanacağı yerlere ve para kazanacağı işlere yatırım yapar. Yani kaybedeceği bir şeye girmek istemez. Bizim bu anlamda Tokat'ın avantajlarını ve cazibesini artırmamız ve onlara da bu noktada ikna etmemiz lazım. Son dönemlerde işte tarım şehri olmamız ve
gelecekte de dünyanın tarımla alakalı işte ihtiyacının daha da işte toplumların o anlamdaki işte tüketim anlayışından dolayı gıda savaşları ve su savaşları olacak deniyor gelecekte. Bu anlamda işte bizim gibi tarımsal rezervi yüksek olan şehirlerin avantajı daha fazla. Bu anlamda da yakın bir zamanda bir takım çalışmalar yapacağız. Aslında Ankara'da, Kongresum'da ve İstanbul'da, CNR'de Ekim ayının ilk haftasında Tokat İş Dünyası fuarları düzenleyecek. Tamamen iş adamlarının ve sektörlerin katılacağı. Bu fuarlar şehrimize çok ama çok büyük değer katacaktı. Pandemiden dolayı biliyorsunuz fuarlar ertelendi ama 2021 yılı içerisinde inşallah en güzel şekilde bu çalışmalarımızı da yapacağız diye düşünüyorum. Ben bunun dışında sizlerin eğer sorusu varsa sorularınızı alacağım. Teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Arkadaşlar unuttum. Eski havalarımızın yerine bir gıda ihtisas OSB yapılacak. Az önce de sizlere söyledim. Gıda ile ilgili yatırım yapmak isteyen bir hayli firma var. Yerli yabancı. Şu anki mevcut Tokat Organize Sanayisi'nin altyapısı bu firmaların yatırım yapması için çok uygun değil. İşte arazi yapısından dolayı ve su sıkıntısından dolayı hızlı bir şekilde işte bugün yarın Sayın Valimizle, siyasilerimizle de bunu tekrar istişare edeceğiz. Çok ama çok hızlı bir şekilde Gıda İhtisas OSB'nin eski havaalanının yerinde hayata geçirilmesi lazım. Bunun için şu anda bekleyen bir hayli firma var. Ben basınımızın da bu konuya birazcık böyle daha duyarlı ve daha sıcak yaklaşmasının şehrin geleceği açısından iyi olacağını düşünüyorum.